Sevgili MESAM üyeleri, daha önce de belirttiğim gibi MESAM'ın tek kurtuluşu blok oylamadır. 10 yıldan fazladır hep yönetimde olan ve bu genel kurulda seçilememe kaygısı taşıyan çeşitli oya oyunlarıyla yeniden seçilmek için her türlü yol ve yönteme başvuran bazı gruplar blok oylamanın demokratik olmadığını söylüyorlar. Tüm grupların eşit koşullarda seçime gittiği ve genel kurulun karar vereceği bir seçim modeli nasıl demokratik olmaz? İnanın anlamakta güçlük çekiyorum. Blok oylama demokratik değil de çarşaf liste mi demokratik? Yaklaşık 20 yıldır hep çarşaf liste ile seçime gidilmedi mi? Peki sonuç hep kavga, hep kaos, hep hüsran, hep çekişme. Çarşaf listeyle seçilip yönetim kurulunda çoğunluğu ele geçiren ve azınlıkta kalanlara adeta hayat hakkı tanımamak mı demokratik? Sadece görüş belirttiği için Atilla Özdemiroğlu'na hakaret edip fiziki saldırıda bulunmak mı demokratik? Seçilen yönetim kurulu üyelerini istifaya zorlamak mı demokratik? çoğunluğu ele geçirip 40 civarında personeli haksız ve hukuksuz şekilde işten atıp kurumu milyonlarca liraza zarara uğratmak mı demokratik? Hakkını arayan onlarca üyeyi haksız ve hukuksuz şekilde ihraç etmek mi demokratik? Divan heyetini kaybedince hazirun cetvellerini ve kamera kayıtlarını kaçırmak mı demokratik? Sevgili mesam üyeleri bunlara inanmayın. Bunlar sosyal medyada mahkeme eliyle bize darbe yaptılar deyip mahkemede de Türk adaletine güvenimiz sonsuz diyerek emeğinize, ekmeğinize göz koyanların söylemleri. Çarşaf liste olursa kirli ittifaklarla yeniden seçilme derdinde olan kişiler çarşaf liste bu kuruma kaos getirir. MSG neden çok huzurlu bir meslek birliği biliyor musunuz? Çünkü MSG'de kaos yok. Çünkü seçimlerini blok olarak yapıyorlar. Blok oylama olursa muhatabınız ve kimden hesap soracağınız açık, net, belli. Peki çarşaf listede muhatabınız kim? Kimden hesap soracaksınız? İşte o belli değil. Çoğunluk olanlar azınlıkta kalanı da sorumlu tutuyor. Blok listeye oy verin ve hesabı da o listeden sorun. Lütfen Mesama ve kendinize bir şans verin ve blok oylamaya evet deyin. Sonrasında çok güzel şeyler oldu.